Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size uzun zamandır planladığım fakat bir türlü vakit bulamadığım bir videoyu çekiyorum. Kanalımda bu videonun 2014 ya da 2015 versiyonunun olması lazım. Bu bir ruj koleksiyonu videosu. Ruj koleksiyonumda ürünler birazcık değişti. Bir kısmını elimden çıkardım, bir kısmını artık bozulduğu için çöpe atmak zorunda kaldım. Ve tabii ki uzun süredir de bu videodan bahsetmediğim için elime farklı birkaç tane daha ruj geldi. Ruj sürmeyi eskiye nazaran daha çok seviyorum. Hatta rujsuz dışarıya çıkmıyorum diyebilirim. Bayağı cana ruj var. Vakit kaybetmeden başlayalım. İlk olarak satin yapılılardan başlıyorum. İlk uygulayacağım ruj L'Oreal'in Color Rich rujlarından Evas Nude rengi. Ruj aslında nude seriden geçiyor. Nude seri içinde geçiyor. Fakat bence nude değil, daha pembe tonlu bir ruj. Oldukça ışıltılı, neredeyse gloss gibi hissediyorsunuz dudağınızdayken. Bu serinin rujlarını ben zaten çok seviyorum. Çünkü kalıcılıkları gerçekten çok iyi. Özellikle mat rujları çok daha iyi. Sıra geliyor ikinci parlak, yani satin bitişli rujuma. Bu da Golden Rose'un Sheer Shine Stylo Lipstick serisinden 4 numara. Bu L'Oreal'e göre daha da ıslak bir ruj. Fakat özellikle yazları gerçekten çok severek kullandığım, kışın tercih etmiyorum daha çok mat rujlar uyguladığım için. Ama yazın çok severek kullandığım rujlardan bir tanesi. Geliyorum yine satin bitişli bir ruja. Bu da Essence'ın 02 Cup Nude isimli ruju. Bu sürümü diğerlerine nazaran çok daha kolay. Göründüğü kadar pembe durmuyor bende. Daha nude, daha transparan duruyor. Diğer iki ruj dudağı gayet güzel, opak bir şekilde kaplıyordu. Fakat bu birazcık daha hafif yapıda. Şimdi geliyorum kalem ruj diye sayılabilecek, aslında bence bir lip balm. Bu Clinique'in Chubby Stick'lerinden AC3 rengi. Daha doğrusu o kodu 06 Whoopin Watermelon. Bunu tam olarak Maybelline'in Baby Lips'lerine benzetebilirim. Onlardan bir tık daha kalıcı ve bir tık daha fazla renk veriyor. Bunu da yazın genelde makyaj çantamda taşıyorum. Dudaklarımı birazcık nemlendirmek için. Yine satin bitişli rujlardan bir tanesine geldik ve bu galiba, evet, sonuncu ruj. Maybelline'in 745 Wooden Brown isimli ruju. Bunu bayağı severek kullandım bir dönem. Bu tam olarak bir nude rengi. Hafif içinde kahvelik var. Turunculuk ya da pembelik çok içermiyor. Baya aslında ıslak bir ruj. Fakat dudağınızı hiç böyle, mesela Golden Rose'unki çok kurutuyordu. Bu öyle değil. Gayet dudağınızı nemlendiriyor. Gayet kalıcı. Opaklığı şu anki, şimdiye kadar denediğim rujlardan en iyisi olan. Gerçekten çok seviyorum. Bana bir tık kokusu ağır geliyor. Çok karamel kokuyor. Ben karamel kokusundan çok hoşlanmıyorum çünkü. Biraz önce son demiştim fakat unuttum. Esas satin serisi adı altında olan son rujumu bu sefer söylüyorum. Bunu bir önceki makyaj videomda da kullanmıştım. Mekin Fox isimli saten bitişli ruju. Bunun da opaklığı gayet güzel. İçinde soğukluk bulunduran, hafif kahvelik, hafif pembelik bulunduran harika bir nude rengi. Kalıcılığı gayet güzel. Satin bitişli fakat üstünden bir transparan pudrayla ya da işte peçeteyle geçerseniz gayet mat ve daha da uzun süre kalıcı bir ruj haline geliyor. Ve bu sefer geliyorum artık mat bitişli rujlara. İlk olarak kendime çok yakıştırmadığım bir pembeden başlayacağım. Flormer'ın Revelation Perfect Lipstick'lerinden R05 numaralı pembe ruju. Bu tam bir pembe. Belki koleksiyonundaki nadir, gerçekten kahvelik bulundurmayan pembe rujlardan bir tanesi. MAC'in mat rujları kadar mat değil. Ama satin bitişli rujlar kadar da parlak değil. İlk sürdüğünüzde hafif bir parlaklığı oluyor ama daha sonra daha çok matlaşıyor. Bunu da çok nadiren kullanıyorum. Bir dönem çok severek kullanmıştım.
Ama bana biraz pembe kaldığı için çok sık kullanmadığım renklerden. Yine Flormar'dan devam edelim. Flormar'ın çok severek kullandığım ruj serilerinden bir tanesi de Deluxe Cashmere Lipstick Stylo serisi. Daha önce bir videomda galiba bunu yine kullanmıştım. Bendeki DC28 Absolute galiba nude rengi. Bunun sürümü biraz önceki Flormar ruja göre bir tık daha zor. Çünkü bu öbürüne göre baya baya mat. Ama yine dediğim gibi MAC rujların matlığını beklemeyin. Yine Flormar'dan devam ediyorum. Bu tam olarak mat bir ruj. Zaten ismi de Extreme Matte Lipstick. Flormar'ın iki koleksiyon öncesiydi galiba bunlar. Bendeki 09 Skin Tone isimli rengi bayağı zor sürülüyor. Nazmik'in rujları kadar mat ve gerçekten çok uzun süre yiyip içip yani ne kadar yeseniz içseniz de çok kolay dudağınızdan silinen bir ruj değil. Bir Flormar ruj daha var elimde. Bu arada dışarıdaki ses için özür dilerim. Flormar'ın Super Matte serisinden 202 numara. Bu şu an siz bunu nude gibi görüyorsunuz. Hatta şu an kamerada bakıldığında kinda seksiye çok benziyor fakat alakaları yok. Birazcık daha turuncu. Daha aslında açık bir renk ama şu an kameraya biraz daha koyu yansıyor. Gördüğünüz gibi aslında çok da tenime yakışmayan bir ruj. Çok çok nadiren kullanıyorum. Çok genelde siyah far vesaire gibi makyajlar yaptığımda kullanıyorum. Tekrar dönüyoruz Maybelline'e. Bu da Maybelline'in Matte serisinden, yine Color Sensational rujlarından 930 Nude Embrace rengi. Bu ruju çok seviyorum ve azıcık kaldı. Bunu gerçekten çok sık kullanıyorum. Sürümüne bakıyorsunuz çok kolay. Yani bunun satin hatta MAC'in frost rujları gibi olmasını bekliyorsunuz aslında yapısının. Böyle tebeşir gibi bir matlığı yok fakat dudağınızda çok mat duruyor. Ve kalıcılığı da gerçekten çok güzel. Kendime çok yakıştırdığım nadir nude rujlardan. Şimdi geliyoruz Golden Rose'un bir numaralı fenomen haline gelmiş olan neydi bunların isimleri? Velvet Matte lipstiklerine. İlk olarak 2 numarayla başlıyorum. Bu yine kendime yakıştırmadığım rujlardan. Bu da yine matlığını çok sevdiğim seriden. Fakat dediğim gibi rengini kendime çok yakıştırmıyorum. Çok çok nadiren uyguladığım rujlardan bir tanesi. Diyorum aynı serinin ikinci rengine. Bu da 27 numara. Bu Kinda Sexy'ye muadil olarak gösterilen ruj. Geliyorum Golden Rose'un bu Velvet Matte rujlarından bir numaraya. Bu benim elimdeki son ruj. Bu da bir numarası. Bunu da bayağı kullandım ve bir dönem çok seviyordum. Bunun içinde de bayağı cana kahvelik var. Nude seriden geçiyor. Yani nude rujlardan sayılabilir. Geliyorum Golden Rose'un kalem rujlarına. İlk olarak deneyeceğim açık renk. Güzel bir pembe tonu. Daha çok yazın tercih ettiğim bir ton bu. Numarası 12. Genelde kendime bronzken yakıştırdığım renklerden. Çünkü çok fazla pembe ruj kullanmıyorum. Aslında bunu denemeye gerek var mı bilmiyorum. Bir önceki videomda uygulamıştım. Ama belki o videoyu seyretmeyip sadece bu videoyu seyredenler vardır. Golden Rose'un 3 numaralı kalem ruju. Oldukça koyu bir bordo. Başkalarını da görüp çok beğendiğim fakat kendime yakıştıramadığım renklerden bordo ve kırmızıları çok fazla tercih etmiyorum. Ama dediğim gibi bu serinin de yapısı çok güzel, gayet kalıcılar. Matlıkları da gayet güzel. Geliyorum elimdeki son kalem ruja. O da Revlon'un Color Boost Matte Balm'larından 225 numara. Bu da günlük hayatımda çok tercih etmediğim rujlardan. Bu serinin uygulaması çok kolay. Kalıcılıkları da çok güzel. Fakat ben nude rengini bulamadım. Ve böyle dışarıdan bakıldığında rengi çok hoşuma gitmişti.
Fakat kendime yakıştırmadığım için çok kullanmadığım rujlardan bir tanesi. Biliyorum elimdeki MAC rujlara. Bir tanesini zaten saten yapılı olanlar arasında göstermiştik. Bu deneyeceğim de Mat seriden Honey Love. Bunu zaten çokça kanalımda görmüştüm.